Türkiye'yi geziyoruz. Cadde cadde, sokak sokak, il il, ilçe ilçe ve karşılaştığımız tablo hep aynı. Yoksulluğa, yokluğa, açlığa mahkummuşuz gibi sömürülen bir halka döndük. Ve şimdi sizler varsınız, biz varız ve bu yokluğa, açlığa ve sömürü düzenine dur diyeceğiz değerli Osmaniyeliler. Zannediyoruz ki bize hizmet etsinler diye birilerini seçeceğiz. Yanlış. Şehrinizin rantını partilileri arasında paylaşsın diye sizin önünüze komiserler koyuyorlar. Sizden bekledikleri oyları alıp şehrinizin rantını pay edecekler. Türkiye yıllardan beri bu sistemde sömürülüyor. Bizim hakkımız olan parayı başkaları aralarında pay ettiği için emeklimiz bugün 10 bin liraya talim ediyor. O 10 bin liraya Avrupa'da çocuklara harçlık diye veriyorlar. Biz 45 yaşında emekli olmuş dedelerin torunlarıyız. 55 yaşında emekli olmuş babaların çocukları 65 yaşında emekli olmayı bekliyoruz. Ve muhtemelen çocuklarımız 75 hatta 85 yaşında emekli edilip belki de hiç para alamayacaklar. Eğer bu kurdukları siyasi düzeneye bir tekme atmazsanız her geçen gün daha da açlığa, daha da yoksulluğa mahkum olacağız. Bu düzene, bu seçimde tekme atıyoruz. Hazır mıyız Osmaniye? Sağ olun, harikasınız. Ben depremden hemen sonra bu Osmaniye'ye geldim. Hatay'a gittim, Kahramanmaraş'a gittim, Antep'e gittim, Malatya'ya gittim. Ben buralara geldiğimde burada hükümet yoktu. Şahit misiniz? Biz geldik, günler sonra hükümet geldi. Şimdi de herkese hava atıyorlar. Hepinize bir ev vereceğiz diye. Evi size bedava mı veriyorlar? Parasını da alıp veriyorlar. Sizin ne suçunuz vardı o depremde de? Şimdi onun bedelini ödermişçesine o evlere para ödüyorsunuz. O depremde yıkılan evler Osmaniyeli'nin suçu muydu? Hataylı'nın suçu muydu? Gaziantep'linin suçu muydu? Malatyalı'nın suçu muydu? O inşaatlara izin veren hükümetlerin ve belediyelerin suçuydu. Ve biz o hükümetleri, o belediyeleri destekledikçe yine göçük altında kalmaya mahkumuz. Göçük altından kafamızı çıkarıp artık göçük altında kalmıyoruz demenin vakti gelmiş ve de geçiyor arkadaşlar. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet bugün tehdit altında. Hepimiz farkında mıyız? Ve öyle bir siyasi düzenek kurdular ki ya A partisi ya B partisi. A'nın içinde 10 tane, B'nin içinde 10 tane parti. Ben hep iki partili sistem diyorum. İki seçenekli sistem aslında. İki seçenek, 22 parti olsa ne olur? 22'si de birbirinin aynısı. Şimdi kimi belediyenize getirseniz veya kimi ülkenin başına getirseniz ya Aleviler üzülecek ya Sünniler üzülecek. Birini getirsen muhafazakarlar üzülecek. Diğerini getirsen laikçiler üzülecek, cumhuriyetçiler üzülecek. Bir diğerini getirsen milliyetçiler üzülecek. İşte biz diyoruz ki biz gelelim, kimse kaybetmesin, bütün Türkiye kazansın diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun.